15 Temmuz 2016 OHAL saldırısıyla birlikte sadece dışarıdaki toplumsal muhalefeti tasfiye etmeye çalışan Kürt Özgürlük Hareketi'ni, sosyalistleri, devrimcileri tasfiye etmeye çalışan bir tarzı yoktu AKP faşizminin. İçeride hapishanede bulunan tutuklular üzerinde de bir politikası geliştirilmişti. Ama özellikle Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit Şubat 1999'dan beri neredeyse 23 yıldır sürüyor. Ve bununla da artık tecrit değil, ağırlaştırılmış tecrit de demek gerekmiyor. Tam bir rehine alma politikası izliyorlar. Sonuçta birçok tutuklunun, hapishanelerde bulunan tutukluların aileleriyle, avukatlarıyla görüşme hakkı var, mektuplaşma hakkı var, herhangi bir kitabı alma hakkı ya da günlük gazeteyi alma hakkı var. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit belli dönemlerde kırılsa da mücadelenin yükselmesi, hapishanelerdeki yapılan ve örgütlenen açlık grevleriyle, uzun süren açlık grevleriyle belli bir düzeyde tecrit kırılsa da ama istenildiği düzeyde tecrit kırılamamış durumda. İmralı'daki bulunan siyasi tutukluların hepsi üzerinde aileleriyle görüştürmeme, avukatlarıyla görüştürmeme, gönderilen mektupların verilmemesi, dışarıya gönderilen mektupların da dışarıya yansıtılmaması, hatta bir döneme kadar neredeyse belirli sayıda televizyon kanalını izletiyorlardı. O da daha çok TRT kanalları izletiliyordu. Günlük basın oraya günlük gidişler olmadığı için günlük basın da verilmiyordu. Kitap hakları da yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde bugüne kadar hiç böyle bir tecrit uygulanmış değil. Bunun nedenlerini biliyoruz. Bunun en büyük nedeni Kürt halkının kazanmak istediği statüye yönelik bir tasfiye hareketidir. Kürt Özgürlük Hareketi'nin tasfiyesidir. Sayın Abdullah Öcalan şahsında İmralı'daki tutuklularla birlikte bir onurlu barış sürecinin engellenmek istenmesidir. Yani bir halk önderi üzerinden bir halkın teslim alma politikası izleniyor 23 yıldır. Artık yani bu AKP faşizminin İmralı'daki uyguladığı ağırlaştırılmış tecrite karşı tüm insanlığın ses çıkarması gerekiyor. Yani sadece Kürt özgürlük mücadelesini yürütenler, sosyalistler, devrimciler değil. Yani bu tecrite hayır diyen, bu hapishanelerdeki tüm politikalara hayır diyen, infaz yakmalara hayır diyen, garibe gezer gibi tutsakların katledilmesine hayır diyen, ağır hasta tutsakların ölümüne hayır diyenlerin herkesin 12 Haziran'da gemlik yürüyüşünde buluşması gerekiyor. Aksi takdirde yani hapishanelerden daha fazla ölümlerin çıkacağı, daha fazla infaz yakmaların çıkacağı gözüküyor. Yani bunların hepsini gördüğümüzde yani hapishanedeki politika aslında AKP faşist rejiminin dışarıdaki Kürt Özgürlük Hareketi'ne, devrimcilere, sosyalistlere uygulayacağı politikanın aynısıdır. Hapishanedeki faşist baskılar artıyorsa ve yükseliyorsa, teslim alma politikasına yöneliyorsa dışarıdaki muhalefete de, emekçi sol hareketine de aynı şekilde baskılarını uygulayacaktır. Sonuçta biz biliyoruz ki Sayın Abdullah Öcalan başta olmak üzere hapishanelerde hiçbir tutuklu AKP faşist rejiminin teslim alma politikaları karşısında teslim olmamıştır. Onurlu ve dik duruşunu her zaman sergilemiştir. Bu da aslında AKP faşist rejimini zorlayan ve onun geri adım atmasını sağlayan bir faktör olmuştur. Şimdi ne yapıyor? İmralı'da Sayın Öcalan şahsında tecriti ağırlaştırıyor. Diğer hapishanelerde ise teslim alamadığı bütün tutukluları ölüme yolluyor. Demek ki biz ne hapishanelerdeki ölümleri kabul etmeliyiz, ne Sayın Öcalan şahsındaki ağırlaştırılmış tecriti kabul etmeliyiz. Bunun tek bir yolu var. Yani biz son Taksim'deki işgal politikalarına karşı birleşik mücadele yürüyüşünde de gördük. Bu ancak sokaktaki mücadeleyle kazanılabilecek bir durum. 23 yılı ağırlaştırılmış tecritte geçirmiş Sayın Öcalan'ın kesinlikle bu tecritin kaldırılmasını sağlamak gerekiyor. Bu aynı zamanda Kürt özgürlük mücadelesi bakımından da bir
mücadele çizgisinin, AKP faşist rejiminin karşısında duruşunun daha güçlü olacağını gösteriyor. Yani bu ülkede bir Kürt sorunu çözülmek isteniyorsa İmralı'nın kapılarının açılması gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. İmralı'daki kapılar açılmadığı koşullarda Kürt halkının statüsü, Kürt halkının ana dilinde konuşma hakkı, Kürt halkının eşit yurttaşlık hakkının olmayacağını görüyoruz. Yani Kürt halkı özgür olma koşulları olmayacaktır. Çok güçlü bir gezi ayaklanmasını yaşamış bir halk hareketi var. Bir taraftan da Kobani Serhıldan'ı yaşanmıştı. Biz bu ikisini birleştiremediğimiz her koşulda bu toprakların özgür olmasının şansı yoktur. Yani sadece İmralı'daki tecrit, Kürt halkının üzerindeki tecrit olarak kabul etmek gerekmiyor. Sonuçta biz özellikle 15 Temmuz 2016 sonrası o halle birlikte gördük. Kürt özgürlük hareketini sadece tasfiye etmeye çalışmadılar. Suruç katliamıyla Türkiye Devrimci Hareketi'nin bir öznelerine, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üzerinden mesaj vermeye çalıştılar. Yani sizi ancak böyle tasfiye edebiliriz diyorlar. Yani bunun bir yolu şöyle gözüküyor. Bizim bakımımızdan gördüğümüz seçeneklerden biri şu. Yani Kürt halkının özgürlüğü Türk halkının özgürlüğüyle birlikte olacaktır. Türk halkının özgürlüğü de Kürt halkının özgürlüğüyle birlikte olacaktır. Sonuçta faşist rejim sadece Kürt halkının statüsünü engellemiyor. Demokratik Alevi Hareketi'nin taleplerini reddediyor. Kadın özgürlük mücadelesinin taleplerini reddediyor. Gençliği geleceksizliğe sürüklüyor. İşçi sınıfının toplu sözleşme, grev hakkını elinden alıyor. Yani bunların LGBT artıların hakkını elinden alıyor. Doğayı katlediyor. Demek ki herkese yönelik faşist rejim kendi politikalarını uyguluyor. Yani biz baktığımızda bu bütün nehirler birleştiğinde o zaman demek ki faşizme karşı mücadele yükseltmek ve faşizmi yıkmak bütün ezilenlerin, emekçilerin görevidir demek gerekiyor. Sonuçta bir savaş politikası var ve bu savaş politikasının her yönüyle kadınlar daha net yaşıyor. Bu sömürgeci işgal politikalarının biz işte daha yeni korucuların nasıl kadınlara uzun yıllar cinsel istismar yaptığını, Hakkari'de kadınların bedeni üzerinden nasıl politika izlediklerini gördük. Savaşın sömürgeci politikasının kadın bedeni üzerindeki yansımaları buyken ama her evdeki bir yansıması da var. Sonuçta her eve yansımış şehit insanlar var, her eve yansımış tutuklu insanlar var. Sonuçta onurlu barışın en yüksek talebini gösteren kadınlar oluyor. Yani sonuçta hapishanelerle ilgili tecrit politikalarına karşı, hapishanedeki hak gasplarına karşı en çok direnenler annelerimiz. Yani Çağlayan'daki ailelerimizi görüyoruz. Ya da işte tecritin kırılması için açlık grevi yaparken Gebze Hapishanesi'nin önünde nasıl annelerimizin sürüklendiğini gördük. Ya da barış mücadelesi yürüten en önünde annelerimiz ve kadınlar oluyor. O yüzden de bu mücadelenin en büyük öznesi savaşa karşı politikalara karşı en büyük öznesi kadınlar olacaktır. Yani eğer bir halk özgürleşirse sonuçta kadınların özgürlüğü de olacak. Yani toplumsal devrim kadın devrimiyle buluştuğu koşullarda ancak birlikte özgürleşeceğiz ve birlikte mücadelemizi yürüteceğimize inanıyoruz. Bunu Keziran'daki Gemlik yürüyüşü tecrite karşı siyasi özgürlüğü kazanmaya şiarıyla örgütleniyor. Bu topraklarda Kürt halkının yanında olduğunu iddia eden, bu topraklarda eşitliği, özgürlüğü, adaleti isteyen, bu topraklarda hapishanelerde artık katliam olmasın diyen, ağır hasta tutsaklar tahliye olsun diyen ve bu topraklarda kesinlikle İmralı'daki tecrit kalksın, Rojava'daki işgal son bulsun, Kürdistan'daki savaş son bulsun diyen herkesin 12 Haziran'da Gemlik yürüyüşünde olması gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda bir adalet yürüyüşü, aynı zamanda bir özgürlük yürüyüşü olacak. O yüzden de bu kitlesel ve bu büyük halk yürüyüşüne herkesin buluşmasına davet ediyoruz.